الرحمن الرحيم. باب التشهد في الصلاة كيف هو. Bu bab namazda teşehhüd okumanın babıdır ki keyfe huve, o nasıldır? Kadeh-i Vula'da teşehhüd okunacak. Kadeh-i Ahire'de teşehhüd okunacak. Bu okunacak teşehhüd hangi lafızlarla okunacak? Resulullah Efendimiz'den müstelif rivayetler gelmiş. Aşağı yukarı 6-7 şekilde teşehhüd duası var. Bunların hangisi daha kuvvetli, hangisi daha tercih edilecek, onu beyan edecek. Haddesena Yunus ibn Abdülala, kâle haddesena Abdullah ibn Vehbin, kâle akbereni Amr ibn Haris, ve Malik ibn Enes, enne ibn Şihab, haddesevuma, en Urvata ibn Zübeyr, en Abdirrahman ibn Abdülkari, ennehu semi'a Umar ibn al-Kattab, radıyallahu anh. Abdurrahman ibn Rukari diyor ki ben Hazreti Ömer'i işittim. Yuallimin nâse nâse öğretirdi etteşehhüde teşehhüdi alel minberi minber üzerinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh minbere çıkmış nâse teşehhüd duasını öğretirdi. Ve ve yekulu Ömer verdi. Kulu ey cemaat deyiniz. Ettehiyyâtu lillâhi essâkiyâtu lillâhi assalavâtu lillâhi السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bu duayı okuyunuz derdi Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle öğretmiş. Manası ettehiyyatu lisanen yapılan ibadetler hepsi lillahi Allah'a mahsustur. Hepsi dediğimiz gibi lam, elif lam ne için oldu? İstigrak için oldu. Yok cins için olursa ettehiyyatu evet, lisanen yapılan ibadetlerin cinsi evet, lillahi Allah'a mahsustur. Fakat burada istigrak için olması daha güzel. Lisanen yapılan ibadetlerin bütün efradı ne kadar varsa hepsi kime mahsustur? Lillahi Allah'a mahsustur. اَزَّاكِيَاتُ مَالًا yapılan ibadetler bu da kime mahsustur? Lillahi Allah'a mahsustur. Sedeke vermiş, evet, hac etmiş, bu gibi mali ibadetler. اَصَّلَوَاتُ fiili ibadetler, fiilen namaz kılmış, oruç tutmuş. Bunlar da kime mahsustur? Lillahi Allah'a mahsustur. Zaten ibadet kavlen, fiilen, amelen olur. İşte üçünü de cem etti. Bizim okuduğumuz tehiyyatla bunun arasında fark basit. Bizde de ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. İşte zakiyat ve tayyibat bizde. Ve tayyibat. Zakiyat yerine yalnız tekdim-i tehir var. Ettehiyyatü lillahi, ezzakiyatü lillahi, es-salavatü lillahi. Buraya kadar bir ufak değişiklik var. Gerisi Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden Rabbuhu ve Resulü. Burada bir değişiklik yok. Bu Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anh'te rivayet edilen teşehhüd. Ve haddesene Ebu Bekret'e. Kale haddesene Ebu Asim. Kale akberen Ebn-i Cüreyc. Kale akberen Ebn-i Şihab. En hadisi urvete. En Abdurrahman ibn Abdülkari fezekere mislehu. Yine bu senetle de aynı hadisi rivayet eyledi. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Asim kâle haddesene Ebn-i Cüreyc kâle kultu li Nafi' Nafi'a sordum ki keyfe kâne Ebn-i Ömer radıyallahu anh yeteşehhed. Abdullah ibn-i Ömer teşehhüd duasını nasıl okurdu? Nafi' ki bu Kurra'dan olan İmam-ı Nafi' Kale, Nafi dedi ki, kâne yekûlu derdi. Bismillah, ettehiyyâtu lillâh, ve salavâtu lillâh, ve zâkiyâtu lillâh. Esselâmu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtuh. Esselâmu aleyna ve alâ ibâdillâhi s-sâlihîn. Böyle derdi. Sümme yeteşehhedu. Sonra şehadet getirirdi. Feyekûlu şehadetle derdi. Şehittu en lâ ilâhe illallah. Şehit ve enne Muhammeden Resulullah. Bu da Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen teşebbüs.
Şimdi burada değişiklik bir başında Bismillah var. Bismillah. Ondan sonra Ettehiyyatü lillahi ve salavatü lillah. Ondan sonra Vezzakiyatü lillah. Hazreti Ömer'in rivayetinden de bazı kelimeler ayrıldı. Bir de kelime-i şehadette Eşhedü en la ilahe illallah değil de Şehidü en la ilahe illallah, Şehidü enne Muhammeden Resulullah. Bu değişiklik var. Mana itibariyle yine bir. Haddesena Nesr ibn Merzuh. قال حدثنا عبد الله بن صالح حا وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال إذا تشهد أحدكم فليقل ثم ذكر مثل تشهد عمر رضي الله عنه. Salim babası Abdullah'dan, o da Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyorlar. Eynin Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın okuduğu teşehhüdü okudu ve emretti diyor. Ve haddesena Muhammed ibn Huzeyme ve fahdu, kâle haddesena Abdullah ibn Salih, kâle haddeseni yedleyiz, kâle haddeseni ibn Ülhâd, an Yahya ibn Sa'id, an Kâsım, kâle kânet Aişetü radıyallahu anh'a تُعَلِّمُنَا التَّشَهُدُ. Hazreti Aişe teşehhüdü bize öğretirdi. Ve تُشِيرُ بِيَدِهَا, eliyle de işaret ederdi. ثُمَّ ذَكَرَ مِسْلَهُ. Aynen Hazreti Ömer'in rivayet işletmiş olduğu bu teşehhüdü zikretti. فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْحَادِيثِ. Ulemadan bir kavim bu hadislere sahip oldular. وَقَالُوا, buyurdular ki هَكَذَا, böylecedir. Etteşehhüdü teşehhüd fi salati namazda. Namazda teşehhüd duası böyledir. Nasıldır? Ettehiyyatü lillahi ve zâkiyyatü lillahi ve salavatü lillahi. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi s-salihi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun ve Resulullah. Ve sonra Abdullah ibn Ömer'inkinde bazı değişiklik var mı? Fakat esas Hazreti Ömer'inki. Ulemadan bir kısmı işte teşehhüd budur dediler. Niçin bunu aldılar? لَاَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Onlar diyorlar ki Hazreti Ömer radıyallahu anh قَدْ عَلَّمَ ذَٰلِكَ, bunu öğretti, bu teşehhüdü. Kime öğretti? اَنَّاسَ, nasa öğretti. Ala minberi Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in minberi üzerinde olduğu halde nasa bu teşehhüdü öğretti. Kimin huzurunda? Bi hadretil muhacirine ve ensar. Muhacirin ve ensarın huzurunda öğretti. Felem yünkir, inkar etmedi. Zalike buni aleyhi, Hazreti Ömer üzerine, minhum, bu muhacirin ve ensardan münkirin, hiçbir inkar eden kalkıp da inkar etmedi. Yani bunlar başka türlü Resulullah Efendimiz'den duymuş olsaydılar, kalkar ya Ömer sen yanlış öğrettin, biz Resulullah'tan böyle işitmedik, başka şekilde işittik derdiler. Hepsi sükut etti, sükut etmeleri anlaşılıyor ki onlar da teşebbüdü böyle öğrenmiştiler. Ve halefehum fî zâlik, bu teşebbüde bunlara muhalefet ettiği aharun, diğer alimler. Fekalu, onlar buyurdular ki levvecebe, vacip olsaydı ma zekertumu, sizin zikrettiğiniz bu teşehhüdü okumak vacip olsaydı inde ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimizin ashabi indinde bunu okumak vacip olsaydı bizden de muhalefe, bu tekbirde muhalefet etmezdi. Ahadun, bir kimse, minhum ashabdan, ashabdan hiçbir kimse muhalefet etmezdi. Kime? Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'e muhalefet etmezdi. Fî zâlik ve teşehhüd meselesinde. Yani Hazreti Ömer'den rivayet edilen bu duayı, bu bir rivayettir. Bunu okumak vacip değildir. Eğer o duayı, o teşehhüdü okumak vacip olsaydı, ashabdan hiçbir kimse Hazreti Ömer'e bu meselede muhalefet etmezdi. Fakat halefuhu, halbuki
Hazreti Ömer'e muhalefet ettiler ashab. Fihi bu meselede ve amilu hem de amel ettiler bi hilafihi, bu rivayetin hilafını olan diğer teşehhütleri okudular, onu da amel ettiler. Demek ki Hazreti Ömer'den gelen bu rivayet vacip değil. Yani istersen bunu oku, istersen başkasını oku. Vücub ifade etmez. Vücub ifade etse ashabtan diğerleri başka türlü dua etmezler. وَرَوَا اَكْسَرُهُمْ Ashab-ı kiramın ekseri rivayet etti zâlike bu teşehhüdi an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ki Peygamber Efendimiz'den ashabın birçokları Hazreti Ömer'e muhalif olan teşehhüd dualarını rivayet eylediler. وَمِمَّنْ خَالَفَهُ Hazreti Ömer'e muhalefet eden zatlar arasındadır. Zâlik teşehhüd meselesinde Hazreti Ömer'e muhalefet edenlerin arasındadır. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh, Abdullah ibn Mes'ud bu muhalefet etmiştir. Feruvi anhu, feruvi rivayet edildi anhu Abdullah ibn Mes'ud'dan fi zalike bu teşehhüd meselesinde, o da kimden ravi olduğu halde an-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem'e rivayet edici olduğu halde Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet edildi. Ne rivayet edildi? Maşhur bir rivayet ki haddesena bize rivayet eyledi onu Ebu Bekir'de. Ebu Bekir rivayet eyledi. Kale Ebu Bekir dedi ki haddesena Ebu Davud ve Vehbun ve Ebu Amir. Bunların üçü rivayet eylemişler. Kalu bu Ebu Davud ve Ebu Amir de dediler ki haddesena Hişam-ı Bistivai'yi. Hişam-ı Bistivai bize rivayet eyledi. Kimden? Hammad ibn Ebi Süleyman, Hammad ibn Ebi Süleyman'dan. O da kimden? Ebi Vail, Ebi Vail'den. O da kimden? An ibn Mes'ud'un radıyallahu anh'u Abdullah ibn Mes'ud'den. Evet. Abdullah ibn Mes'ud buyurdu ki künnâ izâ salleyna biz namaz kıldığımız vakitte harfen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in peşinde ulnâ biz derdik esselamu alallah Esselamu ala Cebrail, Esselamu ala Mikail, böyle dedi. Feltefete ileyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz geriye döndü, bize iltifat etti, baktı, fekale buyurdular ki, La tekulu siz demeyiniz, Esselamu ala Allah, Esselamu ala Allah demeyiniz. Fe inna Allah Cenab-ı Hak huvesselam, selam odur, selam kendisidir. وَلَكِنْ قُولُوا siz deyiniz. Ne deyiniz? اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ bu duayı okuyunuz. Buna da ne dediler? Abdullah ibn Mes'ud'un rivayeti olan teşehhüd. Evet. Şimdi Malikiler Hazreti Abdullah'ın rivayeti, Hazreti Ömer'in rivayetini almışlar. Hanefiler Abdullah ibn Mes'ud'un rivayetini almışlar. İşte az değişiklik var. Onda ettehiyyatü lillahi ve zâkiyyatü lillahi ve salavatü lillahi. Bunda ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Değişiklik bu kadar. Manası ettehiyyatü lisanın olan ibadetler lillahi Allah'a mahsustur. Vessalavatü amelen fiyalen olan ibadetler de Allah'a mahsustur. Vettayyibatü malen olan ibadetler de Allah'a mahsustur. Esselamu selam aleyke senin üzerine olsun eyyühen nebiyyü ey Allah'ın nebisi. Hatta bunu okurken bu geçmişi haber veriyor, kastetmiyordur. Hali hazırda Resulullah'a selam veriyor, namazda onu kastetmiyordur. Bir haber var, bir de inşa var. Haber geçmiş bir şeyi haber veriyor. İnşa hali hazırda onu kendiliğinden inşa ediyor, söylüyor. Onun için inşa kastetmiyordur burada. Mesela haber ne gibi? Yahu Mehrali Düney'in bana bir okka üzüm getirdi. Bu haber. Mehrali git beni bir kilo üzüm getir. Bu da inşa.
Şimdi burada da Allah'ın rahmeti peygamber üzerine olmuş, geçmiş, olmuş. Bu kadar. Yok öyle demiyoruz. Olsun. Esselamu selam olsun. Kim üzerine? Aleyke senin üzerine eyyühen nebiyyü ey nebi. Ve rahmetullah Allah'ın rahmeti de olsun. Ve berekatuhu berekatı de olsun. Esselamu aleyna. Selam bizim üzerimize de olsun. Ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın salih kulları üzerine de olsun. Eşhedü ben kalb ile teslik, lisan ile ikrar. Kalb evvel olduğunda öyle denirse daha iyi olur. Eşhedü ben kalb ile teslik, lisan ile ikrar ederim ki en la ilahe illallah na'budun bil hak, ibadete layık Allah'tan başka kimse yoktur. Ve eşhedü gene kalben teslik ve lisan ile ikrar ederim ki أن محمد الهجرة محمد صلى الله عليه وسلم عبده الله قلوب ورسوله الحسدر. Şimdi eşhedü şehadet dedim, iki şeyi şehadet tabidir, camidir. Kalben tesdik, lisanen ikrar. Bunların ikisi bulunmasa mümin olmaz. Kalben tesdik ne? Kalben tesdik ki Resulullah Efendimizin hakkı yandan olduğunu bilir. Fakat söylemez onu, ikrar etmez. Kim gibi? Yahudiler gibi. Yahudiler bildiler mi, bilmediler mi? Bildiler. Resulullah Efendimiz'in ev sahibini gördü, bildiler ki ahir zaman peygamberi bu. Fakat hasetlerinden ikrar etmediler. Demek ki kalbiyle bilmek kafi değil. İlla lisanıyla ikrar edecek ve bilfeyle onun getirmiş olduğu şeriatı da tabi olacak. Benim ben namaz kılmam, oruç tutmam ama benim kalbim çok temizdir. Neyi temizdir? Huzurluğun nedametine yakmadıktan sonra neyi temizdir? Yahudiler böyle dediler. Yahudiler, aynen bu Yahudilerin sözü. Biz bütün peygamberlere iman ettik, Tevrat'a biz amel ediyoruz. Ve ondan sonra Muhammed'e ve hak peygamber edildi kendi aralarında dediler. Ama bizden gelmediğinden iman etmeyin demeyeceğim. Biz de zaten 5-6 gün cehennemde kalacağız, ondan sonra çıkıp cennete gideceğiz dediler. Bu kafi değil. Onun için ehl-i sünnetin alameti kalben tesdik edecek, lisaniyle de ikrar edecek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü, lisanında de söyleyecek. Oysa kalben bildi de lisanen söylemedi, mümin değil. Peki lisanen söyledi ama kalben iman etmiyor. O da münafıkların imanı. Münafıklar gelir, Resulullah Efendimiz'in elini öperler. Enneke Resulullah, sen ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü sen derler. Fakat lisanıyla söyler, kalbiyle söylemez. Onlar hakkında da Cenab-ı Hak diyor ki, onlar gelir sana. İzâ câikel münafıkun suresinde var ya, onlar sana Resulullah derler. Allah, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben senin Resul olduğunu ben biliyorum. Fakat onların o söylediği yalan. İnsanların da sen Resulullah demeleri yalan. Onun için lisanen söylemek hakiki iman değildir. Yalnız müminler arasında bir adam lisanen iman eder. Kalben iman etmezse biz zahiren ona Müslüman nazarıyla bakacağız. Görürse Müslüman kabristanına koyacağız. Ona illa sen münafıksen demeyeceğiz. Çünkü onun kalbini Allah-u Teala hesaba çekecek. Kalp hesabı Allah'a ait. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara nazil olan ayetleri okurken Hazreti Ömer ya Resulullah beyan et de onları temizleyelim içimizde buyururdu. Buyurdu ki yok, ben lisanide memur oldum, zahire memur oldum. Kefer Allah'a ait. Kefer Allah'a ait. Onun için Müslümanlıkta hakiki, Ehl-i Sünnet'in etikesi hakiki Müslüman olması için iki şey lazım. Birisi kalben teslik, birisi de lisanen ikrar. Şimdi bundan bazı cemaatler, Ehl-i Sünnet'ten de bazıları var, diyor ki lisanen tesdik etti mi, kalben tesdik etti mi, lisanen ikrar etmese de mümin sayılır. İmam-ı Azim diyor ki sayılmaz. Eğer iman sayılsa Yahudilerin hepsinin mümin olması lazım. Hepsi bilirdiler ki yandarefendi çocuk yandar olduğunu. Madem bir adam Müslüman oldu, özür yok, niçin kelime-i şehadeti getirmiyor? Yani bunu da en çok Ebu Talib üzerinde dururlar. Ebu Talib'i sevenler derler ki o kalben Resulullah Efendimiz'e iman etmişti. Fakat
lisanıyla söylemedi. Fakat o mümin sayılır çünkü kalben iman etmişti. Lisanıyla söylemediğinden dolayı dünyada Müslüman manzarası görmez ama o hep bir şeyde kalır, cehenneme girmez. Fakat Ehl-i Sünnet diyor ki bu kadar kafir olsa, Yahudilerin hepsinin mümin olması lazım. Bunlar hepsi Resulullah Efendimiz'in okuyanlar olduğunu bilirdiler ama demediler. Ve kafi değil. Bunun ağzının delilleri burada kuvvetliyor. Ama Ebu Talib'in şahsi meselesine gelince Resulullah Efendimiz'e çok iyilik yaptı. Onun için Peygamber Efendimiz de onu yeğe kadı. Kendisinin eli değdiği yerleri cehennem yapmaz. Cenab-ı Hak ayaklarının altını unutturdu. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki Ebu Talib'in sana bu kadar iyiliği var. Senin ona bir şefaatin olmayacak mı? Buyurmuş ki benim ona şefaatim olacak. Onu cehennemin ortasında göreceğim, onu tutup kenarına getireceğim. En hafif azap onu olacak. Vücudun ateş yapmayacak, yalnız ayaklarından ateş tesir edecek. O ateş de öyle bir şey ki, beyni, dimağı kaynadan bir ateş. En hafifi bu. Onun için ehli cehennemin en hafif azap göreni kimdir? Ehl-i Sünnet'e çok azından. Fakat necat meselesine gelince bazıları onun necat hakkında eserler yazmışlar. Şer'en mürtebe değil. Şer'en kalben tesdik kafi değil. Huzur yoksa illa gösterecek. La ilahe illallah diyecek. Kafi değil. Hazreti Abbas bir defa orada yoktu. Yok, öyle işte ispat edenler diyorlar ki Hazreti Ali geldi de Hazreti Ali geldi de ya Resulallah senin dediğin kelimeyi söyledi. O benden dinledi. Fakat onu da acaba demiş mi dememiş mi? Bu rivayet mevsup mu değil mi? Bu rivayet mevsup olsa hiçbir kimse şüphe etmez. Çünkü Peygamber Efendimiz bir tarafında oturdu, Ebu Cehil bir tarafında oturdu. Peygamber Efendimiz ya ammi bir kelimeyi şehadet getir ki elimde hüccet olsun. Allah'a karşı şefaat edeyim. Ebu Cehil de dedi ki senin aba ve eşadın dininden dönüyor musun? Yani Abdülmuttalib'e beğenmedin mi? Onun dininden ayrılıyor musun? Resulullah Efendimiz ısrar etti. Ebu Cehil ısrar etti. En nihayet Ebu Talib dedi ki ben ana ala din, abayı ve eşadın. Babalarımın ve dedelerimin din üzerine deyince Peygamber Efendimiz neyi sordu? Baktı biraz sonra da teslimi ruh etti. İşte en son olan hadise bu. Fakat Ebu Talib Necat'tadır diyenler diyorlar ki Ebu Hazreti Ali yanındaydı, o geldi dedi ki senin dediğin dedi. Fakat bu rivayet mensup değil. Mensup olsa tamam. Çünkü bu rivayet mensup olsa Hazreti Ali ondan sonra rivayet eder ki babuk sünnetesinde ikrime işaret kesildi. Ve defaatle derdi Hazreti Ali hemen o zaman ölmedi ki Hazreti Ali yaşadı kaç sene. Kaç sene yaşadı. Bu ne hemen eder. Neyse ona biz karışmayız. Zaten karışmak da doğru değil de yani maksat iman iki şeyli olur. Tesdik ve ikrar. Bunların birisi olur da kafi değil. Bunun şeyde de nişanlı da rivayet ediyor. Nişanlı evet. İbn-i Hişam'da işte dediğim bu rivayetler sahih olsa Ehl-i Sünnet bunu ittifakla derdiler ki Ebu Talib ehlin imanında rehmin olacak. Ehl-i Sünnet bir ittifak diyor ki iman etmedi, küfür üzerine gitti, Resulullah'ın ısrar üzerine gitti. Yani o rivayetler dediği Beni Haşim'i himaye kebirinden Ebu Leheb'i himaye edenler var. Ben bir derviş gördüm, şeyi okudum mu, Tebbet Yedai kızartayım onlara, niye siz Ebu Leheb'in aleyhinde rivayet okuyorsunuz? Onun Allah'ın Kur'an'ı. Yok diyor Resulullah'ın emidesidir. Ya mı delisi falmış. İmandır. Mesela Hazreti Hamza'nın imanı iman. Kureyş'in karşısında çıkıp La ilahe illallah dedi yaran etti. Kimden korktu? İşte bu iman. İşte Allah böyle iman istiyor. Allah. Ama Ebu Talib öyle yapmadı. Himaye etti. Peygamberi kardeşinin oğlu diye himaye etti. Bu Allah'ın peygamberidir diye himaye etmedi. Peygamber olduğunu da bildi fakat tesdik etmedi. Onun için Allah kabul etmiyor ki onu. Bir hukuku ila Allah'ın hakkı var. Allah'ın hakkı her şeyin üzerinde. İnanıyorsan sen Allah'a iman ediyor musun? Hazreti Hamza gibi yalan edecek. İşte o iman o. Ondan sonra Gavsun'a vurdu Ebu Cehil'in başını da yaptı. Hazreti Hamza öyle iman etti.
Yani vele bu cehlen vurdu, başını yerdi, ondan sonra gitti ya Resulallah der, terk-i iman etti. 39. yani oldu, Hazreti Ömer oldu. İşte imam böyle olur. Ama yok, Resulullah ısrar eder, Ebu Cehil ısrar eder, ondan sonra Ebu Cehil der ki ben senin yolundayım. Ondan sonra da sen bunu kurtar diyor. Allah kurtaracak inşallah, kurtarır yani. Dua ediyorsun inşallah ehli necat olur. Fakat o zahirdeki rivayetler eğer doğru olsaydı bizden evvelki müştehidin kiram onu alırdılar. Evet, Hazreti Ali'den bu rivayet gelmiştir ve iman da yetmiştir. Bitti de bu. Hatta ebeveyn hakkında uzun zaviyet edildikler var. Ebeveyn Peygamber Efendimiz'i görmediler. Onlar ehli fetret. Ehli fetret olduklarından ona kimse karışamaz. Onların imtihani ve itibari ahirette. Yalnız zahirde bazı hadisler var. Sen Resulullah Efendimiz'e ki kafirleri beddua etme. Lehlerinde dua etme, istiğfar etme. Madem küfürle gitmiş, onları yıkacak. Ebeveyn hakkında Resulullah Efendimiz onları diritti, o iman ettiler diye İmam-ı Suyuti'nin 6 eseri var. 6 eseri yazmış. Fakat bu rivayetler zayıf rivayetler. Yani hakikaten diriltmiş mi diye sahih bir senediyle sabit olmamış. Fakat Resulullah'a hürmeten senedi zayıf olsa bile böyle itibat etmemiz lazım. Evet. Fakat Ali Yulgari ve başkaları da diyor ki bu senetler senedi sahih değildir. Senedi sahih olan bunlar şirk üzerine gitmiştir. Fakat ulemanın ekseri diyor ki biz şirk üzerine gittiğini de bilmiyoruz. Ehli fetret. Yani peygamber olmadığı bir zamanda gelmiş gitmişler. Bunları diğer bir hadis-i şerifte var ki Cenab-ı Hak imtihan edeceklerin size peygamber gönderse idim iman eder miydiniz? Ya Rabbi iman ederdik. İman edeceğiniz ne malumudu? Belki inkar ederdiniz. Yok ya Rabbi iman ederdik. Öyleyse sizlerin madem emrime mütti iseniz kendinizi şu cehenneme atın. Bir de bakacaklar. Şu cehenneme atın. Aranda çıkmış azaplar. İman kabiliyeti olanlar kendilerini Allah'ın emridir diye cehenneme atacaklar. İman kabiliyeti olmayanlar, ya Rabbi biz zaten ateşten kaçıyoruz. Sen bizi ateşe emrediyorsun, biz nasıl girelim? Girmeyecekler. Cenab-ı Hak buyuracak ki işte şunlarda iman kabiliyeti var idi. Bunlara peygamber gönderseydim iman ederdi ve bunları alın götürün cennete. Ama bunlarda iman kabiliyeti yok. Emrediyorum de emrime muhalefet ediyorlar. Bunlar da cehenneme götürür. Şimdi ehli fetret böyle bir ihtibardan geçecek Allah kahretse. Ve ma haddesena Hüseyin ibn-i Nasr. Bir de Abdullah ibn-i Mesud'un rivayetini destekleyen bir rivayet daha var. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة الحماد فذكر مثله بإسناده بني bu rivayeti kendi isnadıyla böylece zikretti. وما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن سليمان عن شقيق عن عبد الله مثله. Başka bir senetle عبد الله بن مسعود'dan bu rivayet geldi. وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الحسين بن نافع قال حدثنا وهيب عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله مثله. يعني بو سنة عين هذه الشريفة عين تشهد رواية ديه. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا المحل بن المحرش الضبي ها وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن محرز قال حدثنا الشقيق فذكر مثله بإسناده وزاد حسين في حديثه قالوا وكانوا يتعلمونها بو سنكي رواية ديور كي أين رواية رواية إلدي فقط شون زيادة إلدي كي وكانوا أنر ودلر يتعلمونها تشهد أقول كيلن ودلر كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. Sizden biriniz Kur'an'dan bir sureyi nasıl öğrenirse onlar da bu teşehhüdü öyle Kur'an'dan bir sure öğrenir gibi öğrenirdiler. Haddesene ibn-i Mersuq, kâle haddesene Ömer ibn-i Habib, kâle haddesene Muhammed ibn-i İshak, en Abdirrahman ibn-i Lesved, an edihi an abdillah annehu kâl, ahastu teşehhüde min fiyyi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem.
Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki, ben teşehhüdü Resulullah'ın ağzından öğrendim. Tehassüz, ben aldım teşehhüde, teşehhüde nerede? Min fi Resulillah. Feyyi değil, feyyi değil. O ya, yok, şedde var mı sizde? Şedde olmaz. Min fi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın ağzından. وَلَقَّنَا نِيهَا وَلَقَّنَا تَلْقِينِ اِتْتِنِي بَنَا هَا كَلِبَيْءُ شَيْ تَشَفْتُ وَاسِنِ Kelimeten kelimeten, kelime kelime bana telkin etti. Yani Resulullah Efendimiz Abdullah bin Mesud'e kelime kelime üretmiş. ثُمَّ زَكَرَتْ تَشَهُدَ Sonra Abdullah bin Mesud, Resulullah Efendimiz'den öğrenmiş olduğu o teşehhüdü zikretti. اَلَّذُ اِلَى تَشَهُدْ كِفِي Hadis-i Ebi Vail. Ebi Vail'in hadisinde olan teşehhüdü zikretti. وَزَادَ زِيَادَ اِلَدِ بُ رِوَاتَ قَالَ dedi ki حَدَّسَنَا بُبَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرَ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَحَا وَحَدَّسَنَا بْنُ مَرْدُوْقَ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَحَا وَحَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ كِلَاهُمَا نَبِي إِسْحَاقَ نَبِي الْأَحْوَصِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ Biz iki reket arasında ne dediğimizi bilmezdik diyor Abdullah bin Mesud diyor ki gayre en nusabbiha tesbih ederdik, Subhanallah derdik ve nükebbire tekbir okurduk, Allahu Ekber derdik ve nehmedu Rabbena Azze ve Celle Rabbimize hamd ederdik. Yani Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber derdik. Ve enne Muhammeden alime fevatihel kelim ve fevatimehu biz de bunu derdik. Ve enne Muhammeden Hazreti Muhammed alime bildi fevatihel kelim kelimelerin fatihelerini ve havatimehu sonlarını, evvellerini, sonlarını bildi. Ev kâle yahut da dedi ki ve cevami'ahu cevami'ul kelimi de bilirdi. Böyle dedik. Fekâle Resulullah Efendimiz buyurdu ki izâ gâ'ad ahadüküm sizden biriniz oturduğu vakitte fir rek'ateyn iki rek'atın başında fel yahut desin sümme zekere mislehu sonra teşehhüdün Abdullah bin Mesud'un rivayet etmiş olduğu teşehhüdün mislini okudu. Yani bu teşehhüdü okusun. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın kâle haddesena Şebâbetü ibn-i Sevvâr ve Abdurrahman ibn-i Ziyad kâle haddesena el-Mes'udiyyü en Ebi İshâk'a en Ebi Lahves en Abdillah kâle allemena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bize öğretti hutbata s-salâh namazın hutbesini ve zekeri zikretti mislehu. Eylem bu teşehhüdü, mislin zikreti demek. Bunun bir ismi de ne? Hutbatu salah. Hem teşehhüd hem de hutbatu salah. Ve halefehu fî zâlike izâ. Şimdi Hazreti Ömer'e muhalefet edenlerin birisi kim? Abdullah bin Mesud. Ve halefehu Hazreti Ömer'e muhalefet eyledi. Fî zâlike bu teşehhüd meselesinde. Eyda Abdullah bin Mesud'un muhalefeti gibi. Kim muhalefet eyledi? Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh. Feruyan ve Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi. O da kimde? Hani'n-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den fi zalik bu teşehhüd meselesinde. Ne rivayet edildi? Maşhur bir rivayet ki haddesena bize rivayet eyledi. Rabbi'ül-Mu'ezzin rivayet eyledi. Kale Rabbi'ül-Mu'ezzin dedi ki haddesena Şuayb ibn-i Leys. Ve Esed ibn-i Musa. Bunların ikisi rivayet eyledi. Kala bunlar da dediler ki haddetene Leys ve Ebi Zübeyir. Leys Ebi Zübeyir'den o da en Sa'id ibn-i Cübeyir ve Tavus. Sa'id ibn-i Cübeyir ile Tavus'tan rivayet eyledi. Bunlar da kimden? Ali ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhuma. Bunlar da Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet eylediler. Kala Abdullah ibn-i Abbas buyurdular ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yuallimuna bize öğretirdi etteşehhüde teşehhüdi. Kema yuallimuna bize öğrettiği gibi el-Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'i talim ettiği gibi teşehhüdi de talim ederdi. Fekâne yakul sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu. Ettehiyyâtul mübârekâtu. Es-salavâtu t-tayyibâtu lillâh. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtu. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله böyle uyatırdı. Bu da Abdullah ibn Abbas'ın teşehhüdü. Yani onun rivayeti. Bu rivayet ne Hazreti Ömer'inkine benzedi ne de Abdullah ibn Mesud'un rivayetine benzedi. Bu da başka bir rivayet oldu.
Mana itibariyle değişiklik yok. Fakat lafızı itibariyle değişiklik var. وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال سئل عطاء وأنا أسمع عطاء سؤال olundu ben de orada dinliyordum hani teşehhüdü teşehhüden sual olundu ki teşehhüd nedir فقال dedi ki التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله dedi ثم ذكر مثله سر عبد الله بن عباس rivayet edilen teşehhüdü zikretti. Sümme kâle dedi ki لَقَدْ سَمِعْتُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ زُبَيْرِ Abdullah ibn-i Zübeyr'i işittim. يَقُولُهُنَّ Bunları derdi, bu duayı okurdu alel minberi, minber üzerinde. يُعَلِّمُهُنَّ Bunları öğretirdi. اَنَّاسَ نَاسَ öğretirdi. وَلَقَدْ سَمِعْتُ Ben işittim. Abdullah ibn-i Abbas radıyallahu anh'a onu da işittim. يَقُولُ derdi مِسْلَ مَا سَمِعْتُ بِنِ زُبَيْرِ يَقُول İbn-i Zübeyr'in dediğini Abdullah ibn-i Zübeyr de derdi. Yani ikisinin okuduğu teşehhüd bir idi. Kultu ravi diyor ki فَلَمْ يَخْتَلِفْ İbn-i Zübeyr ve İbn-i Abbas radıyallahu anhum İbn-i Zübeyr ile İbn-i Abbas ihtilaf etmedi mi? فَقَالَ dedi ki لَا ihtilaf etmedi. Yani ikisinin rivayeti bir oldu. وَخَالَفَهُ فِي ذَٰلِكَ اِذَا Teşehhüd meselesinde Hazreti Ömer'e muhalif oldu yine. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh Abdullah ibn Ömer de muhalefet eyledi. Haddesene ibn Merkub'in kâle haddesene Affan ibn Müslim'in kâle haddesene Aban ibn Yezid kâle haddesene Katâdetu kâle haddesene Abdullah ibn Babi el-Mekki kâle salleytu ilâ cembi Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh Abdullah ibn Babi diyor ki ben Abdullah ibn Ömer'in yanında namaz kıldım. Felemmâ kadâ salâtehu vaktaki namazını bitirdi. Darabe yedehu ala fekhidi. Elini benim buyruğuma vurdu. Fekale dedi ki Ela uallimuke tahiyyetes salah. Namazın tahiyyesini, teşehhüdünü sana öğreteyim mi? Kema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna. Efendimiz Hazretleri bize nasıl öğrettiyse ben de sana öylece öğreteyim mi? Kale buyurdu ki fetela Abdullah ibn Ömer okudu ha ulai kelimat işte şu kelimeleri okudu misle ma fi hadis ibn Mes'ud radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mes'ud nasıl rivayet ettiyse o şekilde okudu. Demek ki Abdullah ibn Mes'ud'i teyit eden bir zat daha çıktı ki Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'in yukarıda bir rivayette geçti orada da Hazreti Ömer'in rivayetini teyit etmiştir. Haddesene ibn Ebi Davud ve Yahya ibn İsmail el-Bağdadiyyü bi Tabariyye. Kâle haddesene Nesur ibn Aliyyim. Kâle haddesene Ebi. Kâle haddesene Şu'betu. An Ebi Bişrin. Kâle ibn Ebi Davud fi hadisen Mücahid. Ve kâle Yahya semi'atü Mücahiden yuhaddisu. Yahya diyor ki ben Hazreti Mücahid'i işittim derdi. Kimden rivayet ederek? Ali ibn Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e fitteşerim. İbn-i Ömer Peygamber Efendimiz'den rivayet eder olduğu halde derdi. Ettehiyyatü lillahi salavatü tayyibat. Şimdi bizim okuduğumuzda vav var, bunda yok. Bizde okuduğumuz ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Burada vav yok. Ettehiyyatü lillahi, salavatü tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah. Ve berekatü huyuk. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ebduhu ve resuluhu. Böyle dediğini işittim dedi. İlla enne Yahya zâde fi hadisihi. Yahya hadisinde ziyade eyledi ki, kâle ibn-i Ömer. Abdullah ibn Ömer buyurdular ki zübtü fîhâ ben bu teşehhüde ziyade ettim ve berekâtuhu ve berekâtu yok ben bunu ziyade ettim kendiliğinden ve zübtü fîhâ bir de bunda ziyade ettim vehdehu lâ şerîkele lâ ilâhe illallahu vehdehu lâ şerîkele bunda ziyade ettim haddesene ibn-i Ebi Davud'a kal haddesene Ubeydullah ibn-i Mu'ad kal haddesene Ebi kal haddesene Şu'betu عن أبي بشر عن مجاهد قال كنت أطوف مع ابن عمر رضي الله عنهما مجاهد diyor ki tabiinden
ben Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma ile tavaf ediyordum. Bilbeyt Kabe-i Nazım'ı. Ve ve yuallimuni, o da bana öğretiyor de teşehhüde. Hem tavaf ediyorlar hem de teşehhüde öğretmiş oluyor. Yekulu derdi, ettehiyyatu lillahi, es-salavatu tayyibat, es-selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah. Böyle öğretiyor. Kale ibn-i Ömer radıyallahu anhuma, Abdullah ibn-i Ömer dedi, buyurdular ki, وَزِدْتُ ف۪يهَا بُ تَحِيَّةَ زِيَادَ اِلَدٍ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِح۪ينَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Bu ziyade eylemiş. Bu ziyadeyi neden ziyade eylemiş? Kendiliğinden mi? Yok. Yani tehiyyatı bilmiyormuş. وَرَحْمَتُ اللّٰهِ Oraya kadar biliyormuş. Sonradan başka rivayetlerden öğrenmiş ki yani bunun gerisi de var. Gerisini de öğrendikten sonra bunu da ziyade ettim. Yani öğrendim, ziyade ettim demek. Kale ibn-i Ömer radıyallahu anhuma. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma buyurdular ki وَزِدْتُ ف۪يهَا yine tahiyyatta ziyade eyledim. وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَاَشْهَدْ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Yani birincide اَتَّحَيَّاتُ لِلّٰهِ اَصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتِ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ Bu kadar öğrenmiş. Sonra ikincisinde وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَسْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bu kadar daha rivayeten öğrenmiş, ilave etmiş. Üçüncüsünde اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Bunu da öğrenmiş, bunu da ziyade etmiş. Şimdi zahirde bunları kendisi ziyade etmiş anlaşılıyor burada. Fakat aşağıda geliyor ki hayır, kendisi değil. Kendisi bunları evvelden biliyormuş bir parça, sonra bir kısmını daha öğrenmiş. Başka sahabelerden. Sonra bir kısmını daha öğrenmiş, ettehiyyatını tamam etmiş. وهكذا حدثنا ابن أبي داود عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم yine Abdullah ibn Ömer'den mücahit rivayet ediyor fakat yukarısında Peygamber Efendimiz'den rivayet söylüyor burada zikretmedi diyor ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم Abdullah ibn Ömer'in Peygamber Efendimiz'den böyle rivayet ettiğini söylemiyor. İlla enne kavle ibn Ömer radıyallahu anhuma fi Abdullah ibn Ömer'in bu rivayetteki sözü ve zittu fiha ben ziyade eyledim sözü yedullu delalet eder ki ennehu Abdullah ibn Ömer ahaza zalike bu ziyadeleri aldı en gayrihi başkasından. Kendisi bilmiyordu başka sahabelerden aldı öğrendi. Onlar da kimden? Mimmen bir sahabelerden ki huve o sahabeler hilafı bin Ömer radıyallahu anh Abdullah bin Ömer'in hilafını bilmiş Abdullah bin Ömer bu kadar bilmiş onlar daha çok bilmiş onlardan almış o hilaf da kim o zatlar da kim imma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Peygamber Efendimiz'den almış ve imma Ebu Bekir radıyallahu anh yahut da Ebu Bekir radıyallahu anh'den almış ya ondan ya ondan حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال كان أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عمر buyuruyorlar ki Hazreti Ebu Bekir yuallimuna bize öğretirdi etteşehhüde teşehhüde alel minberi minber üzerinde كَمَا تُعَلِّمُونَ الصِّبِيَانَ Siz çocuklara öğrettiğiniz gibi ne el-kitabı Kur'an'ı Siz kitabı, Kur'an'ı çocuklara nasıl öğretiyor iseniz Resulullah Efendimiz de minberde teşehhüdi Ebu Bekir, Ebu Bekir radıyallahu anh de minberde teşehhüdi bize öyle öğretirdi. ثُمَّ زَكَرَ Sonra Abdullah ibn Ömer zikretti مِسْلَ تَشَهُدِ بْنِ مَسْعُودٍ radıyallahu anh Abdullah ibn Mesud'un tahiyyatının mislini zikretti. Sevaen müsavi olarak ziyade noksan yok. Fahadellezi işte bu ol bir rivayettir ki Ravellah ibn Ömer
Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledik radıyallahu anhüma. Yuhalifu. Halbuki bu muhalif oluyor. Ma revahu Salim'in ve Nafi'in anhu. Salim ve Nafi'in Abdullah ibn Ömer'den rivayet etmiş oldukları yukarıda geçti. O rivayete bu rivayet muhalif oluyor. Bu arada Abdullah ibn Ömer'den rivayeti eylediler. Hazreti Ömer'in teşehhüdü gibi bir teşehhüd. Fakat burada rivayet eylediler. Abdullah ibn Mesud'un teşehhüdü gibi. Abdullah ibn Ömer'den iki rivayet geldi. Hangisi daha evladır? Vahada bu sunki rivayet. Evla daha evladır. Lennehu bu ikinci rivayette. Hekâhu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve an Ebi Bekir radıyallahu anhu. Resulullah'tan hikaye dedi ki Resulullah böyle öğretirdi. Bir, Ebu Bekir böyle öğretirdi dedi. İki, ve allemehu ve teşehhüdü de öğretti. Mücahiden mücahide de öğretti. Ki sen de böyle oku dedi. Şimdi bu üç nükteden bu ikinci rivayet tercih edildi. Bunlara ne derler? Esbab-ı tercih. Madem hadisler ikisi birbirine mariz oldu, ne yapacağız? Telife gideceğiz. Telif olmadığı gibi tercihe gideceğiz. Bu hadisi şerifi biz tercih ediyoruz. Çünkü burada üç esbab-ı tercihten üç sebep var. Birincisi, bu rivayetin Resulullah'tan geldiği. İkinci tercih, Hazreti Ebu Bekir'in de bunu böyle öğrettiği. Üçüncüsü de kendisinin talebesi olan Mücahide böyle talim ettiği. فَمُحَالٌ اَنْ يَكُونَ مُحَلِّرْكُ وَلَا İbn Ömer radıyallahu anhüme Abdullah ibn Ömer وَلَا يَدَعُ تَرْكِدَرْ وَلَا مَا أَخَذَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den aldığını terk eder ona. Neye? İlâ mâ hazehu en gayrihi. Resulullah'ın gayrisinden aldığını terk eder. Yani Resulullah'tan öğrendiğini okumaya da Resulullah'ın gayrisinden öğrendiğini okuyor. Bu muhaldir. Burada Resulullah'ı tercih edecek. Şu anda bundan anlaşılıyor ki Abdullah ibn Ömer o birinci rivayeti Resulullah'tan öğrenmemiş. Hazreti Ömer'den öğrenmiş. Böyle okuyormuş. Sonradan gelen rivayetlerde Resulullah'tan nakledilen rivayetleri görünce onu terk etmiş. Abdullah bin Mesud'un teşebbüdünü almış. Ve halefahu Hazreti Ömer'e muhalefet etti. Zalik bu teşebbüd meselesinde Ebu Sa'idin el-Hudriyyü radıyallahu anh. Ebu Sa'idin el-Hudri raviye hadis var da buraya Cennetül Bekiye'nin sonunda idi. Duvar var idi. Şimdi Cennetül Bekî'nin içine aldılar. Oraları hepsini ilave ettiler. Cennetül Bekî'nin içinde kaldı. Evvela Hazreti Osman'a gittik mi orada duvar var idi. Ebu Seyyid'in Hudri duvarın dışarısındaydı. Orada durur. Oradan salatü selam onu okurdular. Fakat şimdi oraları büyüttüler. İstimrak ettiler. Cennetül Bekî'ye baktılar. Ebu Seyyid'in Hudri radıyallahu anh orada mektup. Cennetül Bekî'nin nihayetinde. Onu rivayet etmiş olduğu hadis de Hazreti Ömer'in teşehhüdüne muhalif. فَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ Ebu Seyyid'in Hudri'de bu meselede rivayet edildi. Maşul bir rivayetti. حَدَّسَنَا بْنِ اَبِي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا مُوسَى بْنَ هَارُونَ الْبَرْدِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا سَهْلُ بْنِ يُوسُفَ الْاَنْمَاطِيُّ قَالَ اِبْنُ اَبِي دَاوُدُ Bu hadisi rivayet eden İbn Ebi Davud diyor ki bu Sehl ibn Yusuf'ul Enmati ki Musa ibn Harun'undan almış. Basriyyun Basralıdır, Sikatun Sikadır. Meşhur bir adam olmadığından onu da tembih ediyor ki bu araya Sehl ibn Yusuf'ul Enmati girdi. Bu adam meşhur değildir. Kendi Basralıdır ve Sikadır dedi. O da kimden rivayet eylemiş? قال حدثنا حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد بن الخدري buyurdular ki künnâ neteallemü teşehhüde teşehhüd duasını biz öğrenir idik. Kemâ neteallemü surete minel Kur'an Kur'an'dan bir sureyi nasıl öğrenir idisek teşehhüdü de öyle öğrenir idik. Sümme zekere sonra Ebu Sa'id bin Hudri zikretti. Neyi? Misle teşehhüdü ibni Mes'udin radıyallahu anh Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet edilen teşehhüdün mislini zikretti. Ne olduğu halde? Sevaen müsav olduğu halde. Ne ziyade var ne noksa var. Ve halefehu fî zâlike eyda.
bu teşehhüd meselesinde Hazreti Ömer'e muhalefet edenlerden oldu. Cabirun bin Abdillah. Cabir bin Abdillah ile muhalefet etti. O da Hazreti Ömer'in teşehhüdünü okumadı. فَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah ibn Cabir'den, onun da Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu bir hadis var. O da nedir? Maşhur bir hadistir ki haddesena İbrahim ibn Mertuk قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا اِيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّسَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمْ أَبُ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ Cabir ibn Abdullah diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize teşehhüdü öğretirdi. كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan bir sureyi nasıl öğretirse teşehhüdü de öyle kelime kelime öğretirdi. Bismillah ve billah ثُمَّ ذَكَرَ مِسْلَ تَشَهُدِ بِنْ مَسْعُودِ سَوَاءً Evvelinde Bismillah var yalnız bu rivayet. Abdullah bin Mesud'un rivayetinde Bismillah ve billah yok. Bunda diyor ki ravi kim idi? Abdullah bin Cabir değil mi? Ha? Cabir ibn Abdullah. Cabir ibn Abdullah Bismillah ve billah dedi. Ondan sonra da teşebbüs duasını okudu. Bismillah ve billah, ettehiyyatü billah ve salavat ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Seva'en dedi ki bu. Yalnız başında Bismillah ve billahi ziyade var. Ha. Sonra diyor ki illa ennehu kâle illa Cabir ibn Abdullah buyurdular ki illa ennehu kâle buyurdu ki Abdullah ve Resul ve Resuluhu dedikten sonra ve es'elullâhel cennete ve euzu billahi minen bu ziyade de var. Başında Bismillah ve billah sonunda da ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu dedikten sonra ve es'elullâhel cennete ve euzu billahi minen Allah'tan cenneti isterim, cehennemden de Allah'a sığınırım. Demek başında iki kelime, sonunda iki cümle ziyade var. Ve halefehu fî zâlike Ebu Musa el-Eş'arî. Ebu Musa el-Eş'arî de Hazreti Ömer'in rivayetine muhalif oldu. Ve rûyânhu fî zâlike an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Ebu Musa el-Eş'arî'den, o da Resulullah Efendimiz'den, rivayet olarak rivayet olundu. Maşhur bir hadis ki قَدْ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ Ebu Bekir rivayet eyledi. Ve ibn-i Mevzuk, ibn-i Mevzuk. İkisi rivayet eylemişler. قَالَا Bunların ikisi dediler ki حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرِ Sa'id ibn-i Amir rivayet eyledi. قَالَ Sa'id ibn-i Amir de buyurdular ki حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ Bize Sa'id ibn-i Ebu Arube rivayet eyledi. Kimden? En katâdeden. O da kimden? En Yunus ibn Cübeyr, Yunus ibn Cübeyr'den. O da kimden? En Hittan ibn Abdillah el-Rakkâşi. Hittan'dan. Kâle, Hittan dedi ki, Semi'tu Ebu Musa el-Eş'ariye, Ebu Musa el-Eş'ariye ben işittim, yekûlu derdi ki, İnne Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz, خطبنا bize hutbe okudu, تعلمنا bize öğretti, صلاتنا namazımızı ve beyyene lena bize beyan buyurdu, سنتنا bizim sünnetimizi, yolumuzu, gidecek yolumuzu. فقاله buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ki اِذَا كَانَ فِي الْقَعْدَةِ الثَّانِيَةِ ikinci kâdede olduğu vakitte فَلْيَكُنْ olsun مِنْ قَوْلِ اَحَدِكُمْ sizden birinizin kavli olsun. Ne olsun? اَتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ اَوْ قَالَ سَلَامُ شَكَّ سَعِيدٌ Sa'id bunda şek etti ki burada اَسْسَلَامُ مِنْ سَلَامُ مِنْ ya öyle hocasından almış ya hutta öyle. اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yani bu rivayet de Hazreti Ömer'in rivayetine muhalif. Haddesene ibn-i Merzuk'in, kâle haddesene Affan'ın, kâle haddesene Hümam'ın, kâle haddesene Katâdet'ın, kâle haddesene Ebu Gallâb, Yûnus ibn-i Cübeyr,
أن حسان ابن عبد الله الرقاشية حدثه. Yunus ibn Cübeyr diyor ki Hittan ibn Abdullah el-Hakkasi bize rivayet eyledi. Haddesehu dedi, yani kendisi de rivayet etmiş. Bizzat tek olarak almış. Kâle, Hittan dedi ki, kâle li Ebu Musa el-Eşeri, Ebu Musa el-Eşeri buyurdular. İnne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hatabena bize hutbe okudu feallemena sünnetena, bizim gidecek yolumuzu öğretti. وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا, namazımızı da öğretti. فَقَالَ buyurdu ki اِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ, kâde vakti oldu mi, teşehhüde oturdunuz mu, فَلْيَكُنْ olsun, مِنْ قَوْلَ أَحَدِكُمْ, sizden herhangi birinizin okuyuşu ne olsun? اَتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Böyle okusun. وخالفه في ذلك أيضا. Hazreti Ömer yine bu meselede muhalif oldu. Abdullah ibn Zübeyr. فروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Zübeyr'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet etti. Fî zâlike bunda, mâ kad haddesena Muhammed ibn Hümeyd Ebu Kurrete, kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Meryem, kâle akhbarana ibn Lehi'afe, kâle haddeseni el-Haris ibn Yezid. İbn-i Lehi'ye diyor ki, bana Haris ibn Yezid söyledi. Haddesena ile haddesenin farkını bu daima geçiyor. Farkında oluyor musunuz onu? Haddesena derse, yani bir cemaat olarak o zatın huzurunda bulunmuşlar, o zat bu rivayeti yapmış, onlar bir cemaat imiş. Haddeseni derse tek imiş o. O zatın huzurunda tek imiş, ona söylemiş. Şimdi haddeseni dedi, el-Haris ibn Yezid, Haris ibn Yezid bana rivayet eyledi. Enne Eba Aslem'el müezzine, Eba Aslem'el müezzin haddesehu, ona rivayet eylemiş, o da tek. أنه سمع عبد الله بن الزبير أبا مسلم المازن diyor ki bana عبد الله بن الزبير رواية إلدي يقول بيروردك إن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برف المزن تشهدي الذي أولى تشهد كي كان يتشهد به رسول الله أفندمز تشهد أنه أقول إلي رسول الله أفندمز أقوله تشهد nedir? Bismillah ve billahi hayrül esma, ettehiyyatü tayyibat, salavatü lillah, eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh, erselahu bil hakkı beşiren ve nezira, ve enne s-sa'ata atiyetun la gaybe fiha, esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh, esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin, Allahümme afir li ve ehdini. Ya bu bütün başka. Bu hiçbirisine benzemez. Sonra bunu Abdullah ibn Zübeyr diyor ki ben Peygamber Efendimiz böyle okurdu diyor. Yani bizzat Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Başka sahabeden değil. Evvela başında Bismillahi ve billahi hayrül esma. Bu ziyade var. Ettehiyyatü tayyibatü salavatü lillah. Bu geçti yukarıda. Ondan sonra Esselamu Aleyküm'den evvel şehadet geliyor. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ondan sonra başka bir cümle geliyor. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. Ondan sonra selam geliyor. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. En sonunda da اللهم اغفر لي واهدني. Şimdi burada İmam-ı Tahavi diyor ki işte bu rivayetleri duydu, gördü. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bir rivayet geldi. Fakat bu kadar sahabi de Hazreti Ömer'e muhalif olarak başka rivayetler yaptılar. فَكُلُّهَا اُلَا, işte bunların hepsi قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي التَّشَهُدْ. Teşehhütte Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eylediler. Neyi? Maşhur bir teşehhütleri ki zekerine biz zikrettik anhum kendilerinde. Hepsinin başka başka, kimisinde az farklı, kimisinde çok farklı bu rivayetleri zikrettik.
Ve halefe, bunlar muhalif oldu. Neye? Ma şul bir teşehhüde muhalif oldu ki. Ruvyan Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den rivayet edilen teşehhüde muhalif oldu. Halbuki onun muhalefeti de basit. Ettehiyyatü lillahi, ezzakiyyatü lillahi, ettayyibatü lillahi. Bu kadar fark. Bir lefse-i celal iki defa geliyor, bir de ezzakiyyatü var. Biz ne diyoruz? Ettehiyyatü lillahi, vassalavatü vettayyibat. Onda bir ezzakiyyatü var, ettayyibatü yerine. Ettayyibatü ve ezzakiyyatü, bunların ikisinin manası da bir. Ettehiyyatü zaten var. Onda da var ettehiyyatü, bizde de var ettehiyyatü. Onda ettehiyyatü lillahi ve zakiyatü lillahi ve salavatü lillahi. Bizde de var. Bizde de ve salavatü var. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü. Ve tayyibatü. Bir de lefse-i celal yok bizimkilerinde. Onda lefse-i celal var. Gerisi aynen. Hiç farkı yok. Bu bir zakiyatı meselesinde bu kadar uğraştılar. Ha. Ama mesela Abdullah ibn-i Zübeyir'in rivayetini alsalar onda çok farklı. Huuu bak o ne kadar farklı. Bismillahi ve billahi hayrül esma. Ettehiyyatü tayyibat. Esselavatü lillah. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike le. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Erselehu bilhakkı beşiren ve nezira. Ve enne s-saate atiyetun la raybe fiha. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Allahümme afirli ve ehdini. Öteki tehiyyatlardan bu çok farklı. Hulâse yani o iki kelime için bu kadar yazı yazdı. Fakat tevâteret bizâlik, bununla tevâtür etti. Ani'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den er-rivayet, rivayetler tevâtür etti. Peygamber Efendimiz'den bu kadar rivayetler geldi. Felem yuhalif ha şey'ün, bunlara başka bir şey de muhalif olmadı. فَلَا يَنْبَغِ وَلَيْسَ لَايُقْ olmaz خِلَافُهَا bunun hilafi layık olmaz. Yani Abdullah bin Mesud'dan gelen rivayet bunların içinde en kuvvetlisi. فَلَا يَنْبَغِ خِلَافَ onun hilafi layık değildir. وَلَا لَخْذُ بِغَيْرَهَا onun gayrisini almak da layık değildir. وَلَا زِيَادَةُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا فِيهَا Abdullah bin Mesud'un teşehhüde olan şey üzerine ziyade de layık değildir. Hani bazı rivayetlerde bir iki kelime ziyade var ya, onları ziyade etmek de layık değildir. İlla enne fi hadisi ibn Abbas radıyallahu anhuma harfen. Abdullah ibn Abbas'ın hadisinde bir harf olucudur. Yezidu ala gayri, gayrisine ziyade oluyor. Ve huvel mübarekat. Ettehiyyatul mübarekat var. Bir o ziyade var. Öyleyse kararı neye verdi? Abdullah ibn Mesud'un rivayeti, yani bunu teyit eden rivayetler daha çok. Ama bundan dediğim gibi, Hazreti Ömer'den gelen rivayetin arasında bir ezzakiyatı var. Yani çok farklı bir şey yok. Bugünkü işte o hacıların ikisi iddia ettikleri gibi. فَقَالَ قَائِلُونَ Evet, yani sual edenlerden birisi dedi ki, هُوَ اَوْلَى مِنْ حَد۪يثِ غَيْرِهِ Abdullah ibn Abbas'ın rivayetinde el-mübarekatü ziyade var. Öyleyse onu almak daha evladır. اِذَا كَانَ قَدْ زَادَ عَلَيْهِ Madem Abdullah ibn Mesud'un hadisine ziyade var, o da ne? El-mübarekatü. Onu almak daha evladır dediler. وَالزَّائِدُ زَائِدُ ise evlâ مِنَ النَّاقِسِ Nâkıs'ten evladır. Abdullah ibn Mesud'un teşehhüdünde el-mübarekatü yok. Abdullah ibn Abbas'ın rivayetinde var. Öyleyse onu alalım. اَتَّحَيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ diyelim. Ona ne cevap veriyor? وَقَالَ آخَرُونَ Başkaları dediler ki بَلْ حَد۪يثُ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَب۪ي مُوسَى وَابْنِ عُمَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Bunların üçünden rivayet edilen teşehhüd الَّذ۪ي رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ Evet, İbn Ömer'den de kim rivayet eyledi? Çünkü İbn Ömer'den bir başka rivayet var da Mücahid'in rivayeti diyor. İbn Ömer'den gelen Mücahid'in rivayeti. Ve İbn-i Babi'nin bir de İbn-i Babi rivayet eylemiş. Evla, bu rivayetler daha evladır. Abdullah bin Mesud'dan bir dürlü geldi. Ebu Musa'dan bir dürlü, İbn Ömer'den de iki dürlü geldi ama Mücahid'in rivayeti daha kuvvetli. Öyleyse bunu almak daha evladır. Listikameti turukihim. Bunların senetlerinin evet
müstakim olduğu için ve ittifakuhum ala zalik ve ittifakihim ala zalik. Bu lafızlar üzerine ittifak ettiklerinde Abdullah ibn Mes'ud'un teşehhüdünü almak daha muvafıktır. Niçin diyor bunların senedi daha doğrudur diyorsun? Ötekilerin senedine itiraz mı ediyorsun? Diyor ki lenne Ebu Zübeyr. Ebu Zübeyr'in ismi nerede geçiyordu? Hazreti Ömer'in rivayetinde mi? Ebu Zübeyr orada yok. Nerede? Dur bakalım. Ebu Zübeyr Abdullah ibn Ömer'de mi geçiyordu? Kaçıncı hadiste? Önce hadis sonundaysa baştan. Kaçıncı sayfa? Sayfa birinci sayfa 263. Bunun sonunda mı? Ben buradan 4-5 6. hadisten. Orada Ebu Zübeyr var mı? Ne? Ebu Zübeyr. Ebu Zübeyr. An Ebu Zübeyr. Son ki hadis mi? An Sa'id ibn Yabiben. Ortada? İbn-i Zübeyir canım. Aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ettehiyyatü lillah ettehiyyatü mübarekat var. Esselavatü ve tayyibat esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Diğeri gerisi. Ettehiyyatü mübarekat. İşte dedi ki bu ziyade var. Şafilerin efendim? Şafiler evet. Onlar almışlar Abdullah ibn-i. Ettehiyyatü mübarekat diyor ki bu ziyadeyi biz almıyoruz. Anladığımızın sebebi ne diyor. Onun sebebini. Ve kâle âkharûn vel hadîsü bin Mesûd radıyallahu anhu ve bi Musa ve bin Ömer radıyallahu anhuma ellezî revâhu anhum mücahidun ve bin Bâbi evle. Mücahid'in rivayetinde bu mübarekatı yok. İbn-i Bâbi'nin rivayetinde yok. Fakat Ebu Zübeyr'in rivayetinde var. Diyor ki istikâmeti turûkihim ve ittifâkihim alâ zâlik. Bu üç râvi bunları ittifak ettiler. İbn-i Mes'ud, Ebu Musa, İbn-i Ömer. Sonra İbn-i Ömer'den de gelen Mücahit, İbn-i Bâbi ittifak ettiler ki mübarekat yok. Fakat Ebu Zübeyr'in rivayetinde var. Diyor ki bu rivayet, o rivayeti tercih ederiz. لَاَنَّ أَبَ الزُّبَيْرِ لَا يُكَافِي الْعَمَشِ. Ebu Zübeyr, Ameş'e mükafi değildir. Olsun ki Mücahit'in rivayetinde Ameş var. O onun karşılığında kuvvetli bir adam değildir. Ameş daha kuvvetlidir. Bir, وَلَا مَنْسُور وَلَا مُغِيرَ وَلَا أَشْبَاهُمْ. Öteki birinci rivayette Mansur var, Mughire var. Bunlara benzer, bunların hiçbirisi Ameş'e mukabil değildir. مِمَّنْ رَوَى حَدِيثَ بْنِ مَسُودُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ha yok. Diyor ki Ebu Zübeyr Ameş'e mükafi olmadığı gibi Mansur, Mughire bunların benzerleri de Abdullah ibn Mesud'un hadisini rivayet ettiler. Onlara da mukabil değildir. Sonra وَلَا يُكَافِوا قَتَادَةَ فِي حَدِيثَ بِي مُوسَى. Ebu Musa Leşer'in hadisinde Katade var. Ona da mukabil değildir. وَلَا يُكَافِوا أَبَا بِشْرٍ فِي حَدِيثِ بِنْ عُمَرٍ. İbn Ömer'in hadisinde Bişir geçiyor. Ona da mukabil gelemez. Ha. Ebu Zübeyr dediği. Binaenaleyh bunlarınki daha kuvvetlidir. Peki وَلَوْ وَجَبَ الْأَخْسُ بِمَا زَادٍ. Diyor ki bunda mübarekat-ı ziyade var. Onu almak vaciptir. Vacip olsa idi. وَاِنْ كَانَ دُونَهُمْ. Evet, Ebu Zübeyr öteki ravilerin dununda olmakla beraber onu zayıf görmeyelim de kuvvetli görelim. Diyelim ki alalım. Ve almak da vacip olsa, vacip olsaydı لَوَجَبَ الْأَخْسُ. Vakıtta almak vacip olurdu. بِمَا زَادَ عَنِ اِبْنِ نَابِلٍ اَنِ اللَّيْسِ عَنَ اَبِي زُبَيْرِ. Ebu Zübeyr'den leys, ondan da nabil, ziyade şey, rivayet etmiş olduğundaki ziyadeyi de almak lazım ediyor. فَاِنَّهُ قَدْ قَالَ فِي التَّشَهُدِ اِذَا. Onda teşehhütte ne dedi? Bismillah. Bu da ziyade var. Bunu da almak vacip olur diye. وَلَوَجَبَ الْأَخْزُ بِمَا زَادَ اَبُوْ اَسْلَمْ. Ebu Aslem'in ziyade ettiğini de almak vacip olurdu. O da kimden? Abdullah ibn Zübeyr. Abdullah ibn Zübeyr'den.
فإنه قد قال في التشهد إذا تشهد dedi. Bismillah, Bismillah dedi ve zade ise o besmeleden sonra onun üzerine de ziyade etti. Ala ma fi zalik. Evet, onda olan şeyler üzerine mine ziyadeti ziyadelerden ki o çok. Çok var. İbn-i Zübeyir'in rivayetinde çok ziyadeler var. Ala hadisi İbn-i Mesud radıyallahu anh. Eğer diyor bir Ebu Zübeyir'in rivayetinde gelen el-mübarekat kelimesini almak vacip olsaydı yine Ebu Zübeyir'den gelen bir rivayette Bismillahi var. Sonra İbn-i Zübeyir'den gelen teşehhüde birçok ziyadeler var. Onları da almak vacip olurdu. Madem ziyadeyi almak vacip, onları da almak lazım gelir. فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَ Vaktaki bu ziyade oldu. غَيْرَ مَكْبُولَةٍ مَكْبُولَ olmadı. Ne için makbul olmadı? لَنَّهُ لَمْ يَزِدْهَا عَلَى الْلَيْسِ مِسْلُهُ لَيْسِ rivayet üzerine o Zeyd'in misli gibi bir ravi ziyade etmedi. لَمْ يُقْبَلْ زِيَادَةُ بُنُ اَبِي زُبَيْرِ اَبِي زُبَيْرِ'in ziyadesi kabul olmaz. Madem Leys'ten geldi, Leys'in rivayetinde bu yok. Ebu Zübeyir'in rivayetinde var. Ebu Zübeyir'den başkası da ziyade etmemiş. Bir Ebu Leys'in ziyadesini de alamayız. Evet. Fî hadîs-i bin Abbas radıyallahu anhuma. Evet. Abdullah bin Abbas'ın hadisinde Alâ Atâ ibn Ebi Rabah Atâ ibn Ebi Rabah üzerine Ebu Zübeyir ziyade etti. Atâ ibn Ebi Rabah Abdullah ibn Abbas'ın bir hadis rivayet ediyor. Onda bu ziyade yok. Ebu Zübeyir rivayet ediyor. Var. Öyleyse Ebu Zübeyir'i ata üzerine tercih edek de o ziyadeyi alak yok. Bu da olmaz. لأن ابن جريج ابن جريج رواه بحديث رواية عن أتعين عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رواية إلى موقوفا موقوفا يعني عبد الله بن عباس kendisi okumuş bir amber efendimizden işittim dememiş ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير أبو الزبير سعيد بن جبير رواية إلى أبو حديث وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم merfu'an. Fakat bunlar merfu olarak. Yani Abdullah bin Abbas diyor ki ben Peygamber Efendimiz'den böyle öğrendim. وَلَوْ سَبَتَتْ هَذ۪ي لَحَاد۪يسُ كُلُّهَا Eğer bu hadislerin hepsi sabit olursa وَتَكَافَتْ ف۪ي أَسَانِدِهَا أَسَانِدِهَا senetlerinde de tekafi olursa yani mukavemette, istikamette birbirine müsavi olurlarsa لَكَانَ حَد۪يسُ عَبْدُ اللّٰهِ اَوْلَاهَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ مَسْعُودُ rivayeti gene hepsinden evde olur. Yani bu ziyadeyi rivayet eden ötekilere mükafi değildir. Onların durumundadır. Farz et ki gene durumunda değil de onların mukabelesinde, onların derecesinde olsa bile عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ مَسْعُودُ rivayeti daha evde oluyor. لَاَنَّهُمْ قَدْ اَجْمَعُوا Onlar icma ettiler ki اَنَّهُ شَانْ لَيْسَ لِلْرَجُلِ Bir adama caiz olmadı. اَنْ يَتَشَهَّدَ بِمَا شَاءَ Dilediği şeyi teşehhüde okumak caiz olmadı. مِنَ التَشَهُّدِ teşehhüden غَيْرِ مَا رُوْيَ مِنْ ذَلِكَ Rivayetin gayrisi başka bir teşehhüde okumak bir adama layık değildir. İlla rivayetin sabit olacak da onu okuyacak. Evet. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu ki اَنْدَ تَشَهُّدَ teşehhüd bir hasin hususi bir şeyle oluşudur mine zikri. Zikirden hususi bir lefsiyle oluşudur. Her istediğin duayı okumaz, okuyamazsın teşehhütte. İlla Resulullah Efendimiz'den sabit olacak. Ve kâne mâ revâhu Abdullah, Abdullah bin Mesud'un rivayeti de oldu. Kad vâfakahu aleyhi, ona muvafık oldu. Kullu men revâhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet ettikleri. Kullu men, her bir kimse muvafık oldu ki, رواه عن رواية النبي صلى الله عليه وسلم غيره وكان ما رواه عبد الله قد وافقه عليه كل من رواه النبي صلى الله عليه وسلم غيره başka lefzide yani başka lefzide ziyade edenler var ya onlar Abdullah ibn Mesud'un rivayetini hepsini itiraf ediyorlar mı etmiyorlar mı ediyorlar. Onların okudukları teşehhütte ziyade var. Fakat gerisinde noksan var mı? Abdullah bin Mesud okumuş da onlardan noksan bir şey var mı? Yok. Yalnız ziyade var. Öteki bakide ittifakları var. Ve zâde aleyhi gayruhu. Abdullah bin Mesud'un gayrisi ziyade eyledi.
Maalesef fi teşehhüdihi, Abdullah bin Mesud'un teşehhüdünde olmayan bazı ziyadeler var. Fakat noksan hiç yok. Kâne öyleyse oldu, mâ ol bir şey ki kad hükmiye aleyhi, şu lafızlar ki onun üzerine icma olundu, min zâlik bu teşehhüdden evlâ evlâ oldu. Evlâ oldu. Neye evlâ? En yeteşehhede bihi, en yüteşehhede bihi, anında teşehhüd oluna, dûnellezî uhtilife fîhî. İhtilaf olunan değil. Abdullah bin Mesud'un gelmiş olduğu, okumuş olduğu rivayet, ötekilerin rivayetinde de var. Onun üzerine ittifak oldu. Yalnız ihtilaf hangisi üzerinde oldu? Ötekilerinde ziyade. Ziyade ihtilaflı olduğundan biz ittifaklıyı aldık, ihtilaflıyı almadık. Ve hüccetün uhra, diğer bir delil, اَنَّا قَدْ رَئِينَ عَبْدَ اللّٰهِ Biz Abdullah bin Mesud'u gördük ki şeddede fî zâlik, tahiyyatta teşdid etti. Çok şiddetli tuttu bunu. Hatta اَخَذَ عَلَى أَصْحَابِهِ Hatta kendisinden öğrenenlere sen ehed aldı. Neyi? El-vâ ve vâvi fîhî teşehhüste. Teşehhüste vâvı okuyun dedi. Ne dedi? اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ Öteki rivayetlerde yok. Es-sahiyyatu lillahi as-salavatu as-sayyibat. Vav yok. Biz de burada bu vavları aldı. Bir. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Orada da vav yok. O vavi de aldı. Bu vavları ile okuyun dedi. Demek ki Abdullah bin Mesud teşehhüste çok durmuş. Ve dikkatli durmuş. Onun için onun teşehhüdü diğerlerinden kuvvetli oldu. كي يوافقوا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ki onlardan o vavları da okuması üzerine aldı ki Resulullah Efendimiz'in okumuş olduğu lafza muvafık olsun. Ve la na'lemu gayrehu fe'ale zalik. Abdullah bin Mesud'un başkasının böyle yaptığını biz bilmiyoruz. Onlar böyle şiddet göstermediler. Fe lehâze bunun için istehsenna biz güzel gördük. Neyi? Mâ şul bir teşehhüdü ki ruhiyen abdillah Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen teşehhüdü müstehsen gördük. Dûne mâ rûyan gayrihi gayrisinden rivayet edileni dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Femimmâ rûyan abdillâh fîme zekernâ Femimmâ şul bir rivayetlerdendir ki rûye rivayet edildi. En abdillâh Abdullah bin Mesud'dan fîmâ zekernâ, fîmâ zekernâ denildi. Zikrettiğimiz, zikrettiğimiz yerlerdeki rivayet olan hadislerdendir. Mâ şul bir rivayet ki, haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Ebu Ahmet, kâle haddesene Süfyan'ı, anil a'meşi, an Umârete bin Umeyr, an Abdirrahman ibn Yezid, kâle kâne Abdullah, yâhudu aleyne vâve fitteşehûd. Abdullah bin Mes'ud kendi cemaatine tilmizlerini öğretirken teşehhütte vavi terk etmeyin ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyin. Sede bu değil de teşehhütte ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü bu vavları bir de kelime-i şehadette ve eşhedü bu vavları ahs ederdi yani onlardan söz alırdı ki vavları okuyacaksınız. Bu da bunu teyit ediyor. Abdullah bin Mesud'dan yukarıda rivayetler var ya, onlardan birisi de bu. Abdurrahman bin Yezid diyor ki, Abdullah bin Mesud bizden ahit alırdı ki teşehhütteki vavları okuyayım. Çünkü ötekilerin rivayetlerinde vavlar yok. Ettehiyyatü lillahi, assalavatü, attayyibatü, vav yok. Fakat Abdullah bin Mesud'un rivayetinde ettehiyyatü lillahi, vassalavatü, vattayyibatü. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع قال سمع عبد الله رجلا يقول في التشهد عبد الله بن مسعود هذا ما شفتك التشهد تدور بسم الله التحيات لله لزيادتي بسم الله فقال له عبد الله عبد الله بن مسعود ونبيك أتأكل يمك من يوسف Yani Bismillah orada Bismillah'ın yeri değil. Bismillah, tahiyyat edersin. Yemek mi yiyorsun ki Bismillah diyorsun? Yani Bismillah yok. Haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Mu'ammil'e, kâle haddesene Süfyan-ı Sevri'yi.
عن منصور عن إبراهيم أن الربيع بن خيثم لقي علقمة ربيع بن خيثم علقمة يملاكون بسقالة dedi ki إنه قد بدا لي بنا ظاهر بي أن أزيد زيادي إليه في التشهد التشهد ومغفرته مغفرته كالمسيح السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته هنا إذا بيتين دي بنا ظاهر بي فقال له علقمة علقمة ربيع بذكي ننتهي biz nihayet buluruz yani dururuz vasıl okuduğumuz şeyde gideriz nereye kadar nerede nihayet buluruz ila ma alimnahu bildiğimiz yere kadar gider orada dururuz yani mağfiretuhu biz duymadık ve rahmetullahi berekat bu kadar duyduk biz burada dururuz ileriye gitmeyiz onun için ve mağfiretu ve rıdvanuhu etik sayıda geçsin. Hani burada bizim yakınımızda bir imam var. Selam verdim ve selamu aleyküm ve rahmetullahi o kadar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O bir de bir ve berekatü ilave ediyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Yani zopayı ala başına burası. Ve kendiliğinden neyse bir şey daha ilave edelim. Ve mağfiretuhu ve rıdvanuhu ve cennetuhu ve cemaluhu o kadar geçsin. Ya Resulullah'tan bu kadar gelmişsin. Kendini ilave etmeyene hakkın var. İşte Abdullah bin Mesud da ondan kızmış. O zat Hazreti Alkame'ye demiş ki ben ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu bunu ziyade etmek bana zahir oldu. Yani öyle münasip görüyorum. Bunu da ziyade edeyim. O ne buyurdu? Biz neyi öğrendikse orada dururuz. Haddimizi tecavüz etmeyiz. Resulullah o kadar öğretmiş. Demek ki Resulullah noksan koymuş da sen mi tamam edeceksin? حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد أبو إسحاق يقول كي أسود بن يزيد قال من فقلت ونددن إن أبا الأحوز قد زاد في خطبة الصلوات والمباركات أبو الأحوز قد زاد زيادة في خطبة الصلوات والمباركات namazın hutbelerinde yani teşehhütlerinde vel mübarekatü ziyade etti. Ettehiyyatü mübarekat dedi. Ettehiyyatü billahi. Mübarekat var mı? Yok. Ve o zat bir de el mübarekatü ziyade etmiş. Kale Ebu'l-Ahves dedi ki Fatih sen ona git. Fekullahu ona de ki innel esvede esvede bin yezid yenhâke seni nehyediyor. ويقول لك سنديورك إن علقمة بن قيس علقمة بن قيس تعلمهن bunlar öğrendi من عبد الله عبد الله بن مسعود öğrendi كما يتعلم سورة من القرآن Kur'an'dan bir sure nasıl öğrenilirse bu teşehhüdün duasını kelimelerini de Abdullah bin Mesud böylece öğrendi. Addehunne bunları saydı. Abdullah, Abdullah saydı fi yedihi elinde. Yani kaç kelime olduğunu da saymış. Ettehiyyatü billillahi iki ve salavatü üç ve tayyibatü dört. Böyle sonuna kadar da elinde saydı. Sümme zekere teşehhüde Abdullah, Abdullah'ın teşehhüdünü zikretti Ebu'l-Ahvaz. Onun için git buna söyle ki, yani bundan vazgeçti. Diyor ona de ki, seni nehyediyor. Yani ziyade etmeye el mübarekatü yok. Abdullah bin Mesud'unu ziyade etmedi. Resulullah'tan Resulullah Efendimiz'den ettehiyyat öğrenirken el mübarekatü öğrenmedi. Ziyade etmedi. Sen de bunu yapma. Sümme zekere teşebbüde Abdillah felihâzâ bunun için ellezî zekerina bu zikrettiğimiz sebepler için istehbebna biz müstehab gördük. Neyi? Mâ ruviyen Abdillah, Abdullah'ın Mesut'ten rivayet edilen şeyi müstehap gördüğünü. Yani muhtelif surette teşehhüd duaları var oldu fakat Abdullah'ın Mesut'unki daha güzeldir. Ne için? Bu teşbihi, o şiddet gösterdiğinden fî zâlike bu meselede. Yani teşehhüd üzerinde çok durdu ve onda şiddet gösterdi. Hatta vavları bile noksan bırakmadı.
Onun için bu ötekilerinden daha erşeh ve evladı. وَلِجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ Bir de diğer teşebbütleri rivayet edenlerle içtima ettiklerinden. Onlar da Abdullah bin Mesud'un okumuş olduğu kelimeler onlar da okudu. اِذْ كَانُوا قَدْ اِتَّفَقُوا Onlar ittifak ettiler. عَلَى اَنَّهُ لَا يَنْبَغِي Layık değildir. اَنْ يَتَشَهَدَ تَشَهُدِ de bir adam. اِلَّا بِخَاسٍ مِنَ التَّشَهُدِ Teşebbüden has bir lefz ile, teşebbüden mahsus bir lefzi okusun. Bunu hep söyle diyor. Yani bir adam kendiliğinden başka dua okursa olmaz. İlla Resulullah Efendimiz'den gelen rivayet olacak. Efendimiz'den gelen rivayette de en evlası Abdullah bin Mesud'un rivayeti oldu. وَهَذَا قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ İşte bu iç imamın kavli de budur.